Adı da başka, tadı da başka. Yayla Ramazan yolcularını sunar. Ufanın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Ufanın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Sevgili Cuma Aslanı bu gözler arar. Sevgili Baba Sultanı bu gözler arar. Evet efendim, sevgili Baba Sultan müessese sahibi Cuma abimiz İstanbul'da. Biz geldik, o gitti. Ama onun sahnelerini çektik. Sağ olsun, Allah yolunu açık etsin. Bize güvendi. Sevgili yengemiz Semra Hanım da burada. Ayhan abimiz burada, müdürümüz. Onlarla söyleşi yapacağız. İşte bu güzel Baba Sultan köftecisi. Burada yıllardır Berlin'de lezzetini koruyan, tadını bilmeyen kalmadı bu güzel müessesenin. Öyle güzel bir lezzeti var ki döneri yok. Böyle kebapları ekmek için, dana böftek, inegöl köfte, kuzu ciğer, her şey var burada Baba Sultan'da. Efendim hellim peynirli, hellim biliyorsun Ali Bey, Kıbrıs değil mi? Hellim, evet hellim peynirli. Helal içkisiz restoran burası efendim. Falafel, falafel midbrot, bu güzel restoran görüyorsun, içerisi tıklım tıklım dolu. Herkes burada, lezzet burada, en ustalar burada. Bizim müdürümüz burada, merhaba müdürümüz. Nasılsın, iyi misin efendim? Ederim, sen nasılsın? Bu Baba Sultan ne demek ya? Burada abi, herkes Baba Sultan diyor. Abi meşhur köfteci demek Baba Sultan. Evet, demek. Yıllardır. Yıllardır abi. Allah'a şükürler olsun. Sen kaç yıldır Baba Sultan'la berabersin? 10 yıldır abi. Maşallah maşallah, helal olsun sana. Şimdi bizim küveleri bir sayar mısın burada? Bir tanesi Wedding de burası efendim. Burası Wedding. Bir tane Müller Strasse 132 numarada var. Residenz Strasse de 138. Residenz Strasse 138. Evet, karşıda görüyorsunuz efendim. Karşısı bir görelim abi. Kafe, bar, salon buraya ait. Karşıda bir arena var. Arena. Orası da yeni alındı efendim şurası. Arena. Orası da orada ne var abi? Abi spor vetten orası da bizim. Spor. Evet, spor vetten var. Yarış kim kazanırsa. Kim kazanırsa Galatasaray abi. Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Başakçı mı? Hepsine başarılar abi. Evelallah, arenayı da aldı bizim sevgili Cuma kardeşim. Mehmet abiden mi aldı? Beraber onlarla. İsim. Ha, çok İsim. Güzel. Mehmet Bey'e de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Evet efendim. Konumuz Baba Sultan. Willkommen, hoş geldiniz diyor. Yukarıda kuş Ali Bey, beni niye çekmiyorsun diyor. Bak zavallı kuş. Geliyor mu diyor. Evet efendim, ne dedik? Baba Sultan. Baba Sultan Berlin'de, Wedding'de, çok güzel, Lüksemburg Strasse'de. Evet, Baba Sultan köftecisi. İftarımızı açıyoruz. Açılmış. Biliyorsun. Her şey yenilmiş. Ne yemiş? Sütlaçtayız şu an. Baba neler yedirdi? Ne? Urfalı ne yedirir abi? Balcanlı'dan tut. Ta künefeye kadar, sütlaça kadar. Allah kabul etsin efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsın sevgili Cuma Baba?
Babalar Sultanı. Babalar Baba Sultan'da. Değil mi? Evet. Bu güzel bir şey. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Daha iyi oldu. Daha önce 4 tane dükkan vardı. Şimdi 6, 8, 9. Ya rakamı söylemeyelim. Yani biraz gözler kötüdür. Evet. Var birkaç tane var işte. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. İyi. Cuma kendini bir tanıt abi. Ben Cuma Arslan, Urfa Bilecik, Baba Sultan. Evet, evet. Hem babalar, baba hem sultan kendisi. Evet, baba sultan. Babaları da yanımda gördün mü? Daha bundan mi? Güzellik, değil güzel mi? Bir şey olmaz yani. Evet, Hakkı Baba, şimdi bu bizim Cuma Baba için ne diyeceksin? Buyurun. Cuma kardeşimizi yıllardan beri tanıyoruz, takdir ediyoruz ve seviyoruz. Urfa Bilecik'ten gelip de Almanya'nın Berlin şehrinde bu kadar güzel bir müessese açtığı için de bundan vatandaş olarak gurur duyuyoruz. Türkiye'nin Bilecik'inde yahut Urfa'sında ne kadar meşhurdur? Tabii onu söz konusu etmiyorum da, ama şu anda Berlin'de bayağı isim yapmış. Kaç tane yeri var onda? Allah daha var etsin elbette. İyi çalışıyor. Şu anda da iftar yemeğinden sonra tatlılar faslı başladı. Kendi bu güzel ürettiği her şey için kendilerine, çalışanlarına teşekkür ederiz. Hepsi Baba Sultan kardeşimizin. Cenab-ı Allah'tan önce sağlık ve mutluluklar diliyorum. Dayan Bey gel. Bu ara bütün ekranda kim bizi izliyorsa herkese sağlık, mutluluklar diliyorum. Çünkü yeryüzünün en büyük serveti sağlıktır illa. Şey Cuma abi, evet. Babadan hangi şarkıyı istersin? Burada senin şu anda yolcu çünkü. Buranın radyosu da beni çalıyor. Bak şu anda tesadüf oldum. Evet. Ben Buyum çalıyor. Biz de ikimiz bir fidanı söyleyelim. Olur mu? Orada Ben Buyum çalarken bu ikimiz bir nasıl okuyayım peki? Ne isterse. Aldığım son mektup. Aha. Hadi alkışlayalım hep beraber. Alkış. Komple. Yazdığım son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun, sensiz olur mu? Teselli artık neyi değiştirir ki? Elinle kabrimi kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son darbeyi vurdun bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelim yazsan da bu son mektupla. Şimdi Gökhan Bey'e verelim. Baba misafir gidiyor çünkü. Biz babadan böyle gördük. Hakkı Bey'in söylediği her şeye katılıyorum değerli hemşerim. Biz de katılıyoruz. Zaten Hakkı Bey ne söylese güzel söyler. Öğretmen, doktor, şarkıcı, bestekar, insan, adam gibi adam. Hakkı Bulut, ne doktoru? Cuma ya, abi, Gökhan Güney. Doktor demedi, hasta olanlar gerçekten bana gelir de. Bak şimdi. Evet. Bir de tedavi ettiler, ne doktoruyum ben. Ama şarkılarım herkesin derdine derman oluyor, onu söyleyeyim. Evet. Aynen. Hangi şarkı mesela? Hepsi. Hepsi. İstanbul'daki en büyük hastanede ameliyat yapıp narkoz verilirken hastalara benim şarkılarımı çalarak dinletiyorlardı. Evet. Doğru söylüyorum. Allah'ını seversin. Vallahi. Tabii tabii. Yemin hangi ediyorum. Şarkı? Her, fark etmiyor abi. Hakkı bunu takıyorlar, narkozu verip ameliyat ediyorlar. Bu son mektubun için istedik. Son mektupla hem bizi yıktı hem bizi kaldırdı. Allah aşkına. O yüzden son mektubu niye istedik. Niye peki? Nasıl yani? Hakkı Baba bize ilaç oldu bu son mektup şeyi. Ama artık mektup davası yok ki. Hep mesaj. Bizimki mektupla geldi. Mektupla bizim zamanında mektup vardı. Mektup evet. Karadeniz'i mi bahsediyorsun? Mektupla yıkıldı. Karadeniz'de. Ya sen ne yapacaksın? Karıştırma. Hadi şimdi buradan ne istiyorsun? Urfa türküsü ister. Ne isteyecek adamız? Allah Allah. Urfa türküsü değil mi? Evet. Ya. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, günüm geçmez güzelden, günüm geçmez güzelden, vay
Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Vay. Ağam olasan Ömer Paşam olasan, Ömer yetim kalasan Ömer, bensiz olasan Ömer. Vay. Ağam olasan Ömer Paşam olasan, Ömer yetim kalasan Ömer, bensiz olasan Ömer. Vay. Evet. Urfa'nın etrafı, evet, dumanlı dağlar, aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Evet. Ciğerim yanıyor hani, gözlerim ağlar. Ciğerim yanıyor hani, gözlerim ağlar. Benim zalim yardım yanı dağlar, aman aman. Benim zalim derdim ya ya ya. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Efendim sayın seyirciler, sevgili Cuma abimiz bizi gördüğü zaman dayanamaz. Hemen çağırdı, gel dedi, babaları getir babanın yanına, sultana. Güzel bir şey baba çekeceğiz. Sultan, abi baba değil, sultan burada, dedi işte. Babalar burada, biri sağında biri solunda. Sultan babalar. Hepsi evet. Ben baba sultanım. Evet şimdi. Onun için ben dedi uçuyorum, uçmadan önce bir meşk yaparız, söyleriz. Ondan sonra ben giderim, sen kal burada. Ayhan abinle beraber buradaki mekanları çekeceğiz. Onun için az sonra, biraz sonra bizim güzel kardeşimizin, Cuma kardeşimizin mekanlarını çekeceğiz. Babayı yolcu ettikten sonra ne diyorsun son olarak Show TV, Show Türk izleyenlerimize? Show Türkiye, teşekkür ederim. Sizi gördüm, mutlu oldum. Babaları etrafımda, sağımda, solumda gördüm, mutlu oldum. Saçlarından bir tel aldım, haberin olsun. Nasıl, o nasıl bir şey? Saçlarından bir tel aldım, haberin var mı? Ben okuyacağım sana yani onu. Haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim, haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Gözden uzak, elden uzak. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Gözden uzak, elden bırak. Beni sevmişim eyvah, haberin var mı yar yar? Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Evet efendim, alıştıralım. Sevgili Cumali kardeşimizi yolcu ediyoruz. Allah yoluna açık etsin. Sağ ol efendim. Ramazan yolcuları devam ediyor. Söyle bakayım. Ramazan abi. Yolcuları devam ediyor. Ediyor babalarla. Kurbalıyam senden, kurbalıyam senden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Vay. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Vay. Ağam olasan
cuma akşam olasan Ömer benim kalasan Ömer benim olasan Ömer evet. Alkışlayalım. Alkış. Alkış. Evet, efendim çok güzel bir müesseseye geldik. Babalar diyoruz. Baba Hakkı Bulut, baba Gökhan Güney, baba Yunus Bülbül ve bir de buranın sahibi baba Sultanlar Sultanı Cuma Bey. O da şimdi bizi sevgili eşiyle beraber televizyonda izledi. Biz burada. Yapıyoruz burada güzel. Izgaraların en lezzetlisi. Evet görelim. Nedir bu abi? Abim bu birazcık porsiyon. Birazcık porsiyon. Bu da kuzu porsiyon. Bu da kuzu porsiyonu efendim. Sen hangi porsiyonu götürmek istiyorsun? Her ikisini de. Al bakayım. Evet Hakkı Baba ne diyorsun Hakkı Cuma Bey'in bu güzel mekanı için? Mekan güzel. Çalışan personel güzel. Nezaketli. Hepsi usta. Tertemiz ve usta, iyi ustalar. Zaten şu dezgahı gördüğünüz zaman benim söylediklerimin ne kadar gerçek olduğu ortaya çıkar. Evet. Evet. Ambalansın Ömer diyorsun ya. Evet. Ben bunları seyrediyordum. Allah aşkına. Nasıl lezzet güzel burada. Kebapları seyrediyordum valla çok. Ya lezzet bir de pişmeden evet. Şu güzelliğe bak. Canı çekiyor evet. Sen ne diyorsun sevgili müdürümüz efendim? Ayhan kardeşim. Abi. Ayhan Kömür. Sevgili Ayhan Kömür müdürümüz. Abi gördüğünüz gibi yani her şey taze günlük. Evet. Her şey çok güzel. Zaten etlerimizi helal alıyoruz yani. Evet. Başka kullanmıyoruz. Cuma baba öyle çalışıyor. Yani başka yasak zaten. İmkansız bir şey. Valla görüldüğü gibi yani her şey dört dörtlük. Hizmete devam. Güzel, sağ olun. Bu Tekirdağ mı? İnegöl. İnegöl. Görelim efendim İnegöl'ü. Burada İnegöl. Burası Adana değil mi? Birecik abi. Birecik. Bak karısını söylesin. Beyaz olan nerede? Yumurta. Ama en güzeli ben sevdiğim şu bak bak. Ciger. Babam yerken ben gelirdi bana. Kedilere köpeklere ciger bayılırım. Vay. Tazeci. Baba ne demek istemiş yani? Kedilere köpeklere ciger. Evet abi. Burada herkes bir patları var buranın. Döneriyor buranın usta. Of. Döner yok. Zaten bu tür kebap yapan yerlerde döner olmaz. Evet. Çünkü bu sistemi öldürür döner. İnegöl'ün en kral köftesi burada. Tabii. Ya İnegöl, Adana. Adana burada. Birecik dediği. Burada da işte gördüğümüz. Kara bifteklerimiz var. Evet. Kuzu şişimiz, tavuk şişlerimiz var. Bu felafel de var bak. Falafelimiz de var evet. Görüyorsun değil mi? Evet. Araplar bile düşünülmüş burada. Şimdi o bir şubeler de var bizim değil mi? Bir tanesi Müller Strasse, bir tanesi Resident Strasse'de. Burası da Wedding efendim. Wedding'in tam karşısında bir tane güzel böyle bir arenası var. Bir tane de kafe barı var. 63. 63 plakası neresi abi? Seninle birlikte gitmiştik. Urfa. Evet. Seninle birlikte gitmiştik oraya, övdüğün yere. Evet. Muhteşem bir yer. Evet, yenge bakıyor. Dediğim gibi, yani şu dezgahı gördüğün zaman karnınız tok olsa bile İştahımız artar. Buradaki çocuklar hepsi Urfalı mı? Şu anda o zil niye çalmıyor? Gökhan vuruyor da bu, parmakları delendi. Kebap çıktı diye. Bas abi. Bir daha bas abi. Çek. Çek. Şimdi Urfa sana küsmüş bilen var mı o şarkıyı? Var mı? Bilmiyor musun sen o şarkıyı? Ben mi? He. Aslında şöyle bakayım biraz. O tabii yesiyor. Yok gel gel. Şöyle bir dakika hadi. Şöyle bir dön. Bak. Cuma abi izliyor. Biliyor musun Urfa sana küsmüş? Urfa sana küsmüş. Söz verdim. Tam bilmiyorum ki ne. Tam birazını söyle yarısını. Hadi Urfa sana küsmüş. Cuma babaya gitsin. Hadi bakalım. Urfa sana küsmüş. Haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş. Muradın olsun. Yeter artık yeter. Bu gelen insan bulsun. Gel artık. Dön artık. Cuma Arslan neredesin? Gel artık. Dön artık. Sultanlar Sultanı Cuma Arslan neredesin? Ramazan yolculuğu devam ediyor. Ramazan yolcuları devam ediyor. Evet. 3-4 Ramazan yolcuları devam ediyor. Ramazan yolcuları devam ediyor. Paşalarla beraber sultanlarda burada devam ediyor.
bu künefe 7,5 lira. Hem kaynasın, hem oynasın, hem oynasın, hem kaynasın. Ne diyorsun lan ben bakayım? Bu işin piriyim ben ya, ne konuşuyorsun? Şey. Restorancılık yaptım ben. Ha, siz evde uyurken... Hem balıkçı hem kebapçı. Ah bak şimdi, bak şimdi. Bak, efendim bak. Bu bizim... Bir dakika, bak, bak, bak. Sultan'da her şey var. Bak, bak, bak. Oh. Buyurun. Onu da yap abi, görelim. O daha o pişmemiş. Yanmıyor. Şerbeti sonra. Efendim bu güzel mekanda böyle Hatay'ın gerçek künefesi var. Hem de evet, özel peyniriyle beraber. Evet, kesinlikle. Biraz sonra yiyeceğiz iftardan sonra. Künefeyi Hatay'da değil, burada yiyeceksin ya. Vallahi. Evet. Sen nasıl diyorsun bu? Vallahi ben tatlıları severim de en çok sevdiğim biri künefe, biri de katmer. Katmer. Bu künefe. Evet. Memleketin ana kaynağı Hatay'dır değil mi? Evet. Evet. Antep'te katmer. Evet. Ama katmer de Antep'in en güzel tatlısıdır. Nasıl hocam Antep'ci? Antep'in hamamları. Hep beraber. Sağlarına hamamları. Hep beraber tempo. Tanesinde. Hep beraber. Oyları. Çiğköftenin adına, baklavanın kalına, herlerle evladına, hele 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 Antepli, gel yanıma bir tatlı, hele hele çalıyor, kazlarına koyalım, hele 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 Antepli, gel yanıma bir tatlı. Hedefenli çalıyor, kaldığında oynayalım. Evet. Arkadaşlar, Ramazan yolcuları Hatay'ın künefesiyle Ham Berlin'de devam ediyor. Efendim görüyorsunuz, bak baba görüyorsun, soğanlı muanlı, burada döner yok, onun için döner olmadığı için bu güzelliklerin şimdi, hepsi burada. Sen biraz sana bunu yemezsin değil mi? Yemez miyim ya? Öyle iştahlı oluyor ki. Nedir karnı tok olan bile, yani ben ne bileyim, soğan, biber. Hocam nedir bu? Bunun adı? Saç kebap. Ama çok güzel ya. Bu? Dana biftek. Bunlar... Kuzu porsiyon. Tavuk porsiyon, çöp şiş. Orası da İnegöl. Evet, İnegöl köftemiz. İnegöl köfteyi görelim bakalım. Evet. Allah Allah. Memleket sen nerede ya? Antep, he. Onun için biliyorsun oraları. Evet. Etlerimiz günlük taze. Çok güzel ama ya. Soğanların da beraber. Evet. O saç kebabı oluyor. Et sote gibi. Çok şahane yani piştiğinde. Tadı mükemmeldir. İftarı burada açacağız ya. İnşallah. Evet. Geçer. Gel bakın sen. Hayırdır yengen, dolduruyorsun bak bu kaymağı. Tabii ki muhteşem bu, bir baba sultan. Bu şeyden mi geliyor bu? Neydi? Balıkesir'in orada neresiydi orası? Ayran. Bol olduğu yer neresiydi o? Susurluk ayranı. Aynen. Baba sultan ayranı abi. Ver bakalım bir damla bakalım. Misis. Buyurun. Efendim biraz sonra, az sonra orucu bozarken Allah nasip ederse İçeceğiz bunu. Kesinlikle. Buraya koyalım. Evet yenge hanım. Nasılsın? İyi misin efendim? Teşekkür ediyorum. Efendim sevgili yengemiz Semra Hanım. Semra Aslan. Aslan gibi. Baba yokken buranın reisi. Yani. Olsa bile yine reisi. Karadenizli değil mi? Evet. Biri Urfalı, biri Karadenizli. Helal olsun. Nasıl be, anlaşabiliyor musun böyle bazı şeylerde babayla? Her türlü anlaşıyoruz biz. Çok güzel. Hakikaten. Allah mutlu etsin. Amin. Geçen gelişte dediler ki bir sünnet vardı değil mi o zaman? Evet. İstanbul'da şu falan yerde gideceğiz dedim, gelirim. Gelmezsin. Herkes söz verir ama gelmez. Ama ben geleceğim dedim. Aynen öyle. Ama bir gittik. Yunus Emre de vardı. Serap da vardı. Herkes vardı. Teşekkür ediyoruz. Ama güzel tabii bir mutluluk ki. Oldu. Kesinlikle. Sen çok. Sen kilo almışsın diye düşünüyorum. Vermişim. Verdim. Yani yoğun çalışıyoruz. Mutlaka öyledir. Hayırdır baba, nereye gitti acaba? Vallahi biraz strese girdi. Gezeceğim, tozacağım. Urfa, İstanbul. Allah aşkına.
Nasıl gönderiyorsun onu? Gönderiyorum biz. Bu adam yani. Baba her yerde tanıdığı var. Yani mutlak öyle ama yok. 25 senedir evliyiz, torunlarımız var. O yüzden Cuma abi bir tane. Serbest. Az önce serbest ya hala ya. Yok yok serbest. Hani gezmek serbest. Yani başka bir anda, olay anlıyorum. Yok. Özgürlüğü var tabii. Kesinlikle. Kaç çocuk var yani? 5 tane çocuğumuz var. Urfa, Trabzon değil mi efendim? Yok, Bayburt. Bayburt. Degen Bayburt, Degen Bayburt, Degensem de nem kaldı. Hasan Kalesi'nde anam. Cuma Bey kaldı. Cuma Bey, Semra Hanım'la beraber Berlin'de. Ah, wedding'de diyelim efendim. Aynen öyle. Bu ayran makinesi bir tane mi var? O bir şubelerde var mı? Diğer şubelerimizde de var. Hepsiniz evet. Aynı lezzet. Aynı lezzet, bir aynı makineler. Bir diyeceğim var mı efendim Bayburt'a veya Urfa'ya? Yo, bizi sevenlere teşekkür ediyoruz. Bizi seyredenlere de teşekkür ediyoruz. Bayburt'ta herkes seviyoruz. Kim var? Anne, baba falan. Kimse kalmadı. Bütün herkes aynen. Burada İstanbul'da. Kayınvalide, anne. Onlar rahmetli oldu. Rahmetli anıyoruz tabii ki evet. Oldu peki. O yüzden sülale burada. Ramazan yolcuları devam ediyor Semra Hanım. Söyle bakalım. Ramazan yolcuları tabii ki devam ediyor. Devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Efendim Cuma abi ne demişti o gün Hakkı abi? Babalarla Baba Sultan. Öyle demişti. Evet. Bu ara kendisi şu anda burada değil. Hayırlı yolculuklar, hayırlı günler dilerim kendisine. Semra Hanım burada. Onun güzel mekanına geldik. Evet, kıymetli eşi Semra Hanımefendi burada. Onun açığını kapatıyoruz bu şekilde. Evelallah. Yabancılık çekmiyoruz. Kendi şey mekanımız gibi. Söyle. O Urbalı yengenin Bayburt. Şuraya bak. Bu Urfa nerede? Bayburt nerede? Yok. Ama ne güzel. 5 tane böyle meyve. 5 tane çocukları var. Mis gibi yaşıyorlar. Önemli olan insanlar karşılaştıklarında gönül birliği olması. Onun için yurt, mekan önemli değildir. Hatta dünyanın bir ucu da olabilir. Bayburt'la Urfa'da çok uzak değildir. Hele de bir Türkiye'de bir beraber yaşıyoruz. Yani hiç kimse akraba değildi hemen hemen. Herkes kapı komşu. Mesela ben oturduğum mahallede hiç kimse aynı memlekette değildir. Ama hepimizi candan seviyoruz. Birbirimize selamlaşıyoruz. Birbirimize konuşuyoruz. Bu insan tabiatın en güzel olayıdır. Hakkı Baba yakışalım ne güzel konuştu. Tap gibi. Sen ne diyorsun yenge hanım? Kesinlikle katılıyorum. Katılıyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Doğru. Hiç önemli değil Bayburt'un Urfa'nın uzak olması. Nihayetinde biz birlikteyiz. 5 tane çocuğumuz var ve mutluyuz yani. Çok Allah şükür. Allah mutlu etsin seni. Amin cümlesini. Evet efendim. Biraz sonra bu güzel mutluluğu şarkılarla daha da ziyade ettireceğiz. Güzel mekanda. Ayhan abimiz de burada olacak. Çok güzel bir Şanlıurfa Kalesi görüyorsunuz. Fıstık yerinde yenir diyor Birecik. Birecik Köprüsü meşhur. Şanlıurfa Balıklı Göl. Kelaynak. Cesur Kalesi Birecik. Buraları biliyor musun? Gökhan Baba. Vallahi. Hani buraya gitmiştik biz hatırlıyor musun? Aşağıda Nuri Sesi Güzel filan. Buradan sevgilerimi iletiyorum efendim. Ramazan yolcuları devam ediyor. Meşhur köfteci hem de İnegöl. İnegöl'ün tam lezzeti burada efendim. Herkes burada merhabalar efendim. Afiyet olsun. Merhabalar. Merhaba. Nasıl lezzet? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne diyor burada? Çok şükür. Baba Sultan değil mi? Evet. Geliyor musunuz buraya devamlı? Vallahi geliyoruz. Afyonluyum ben. Sen? Ben de Afyonluyum. Ben sabah Afyonlu buradan. Hadi bakalım. Sen nerelisin? Ben de Bingöl'lüyüm. Bingöl, selam söylüyorum. Buradan da Bingöl'e selam söylüyorum. Haydi bakalım. Evet efendim. Maşallah, afiyet olsun. Nasılsınız? İyiyiz, valla siz nasılsınız? Nasıl lezzet? İyi, güzel. Maşallah, hepsini birden. İftar saati, onun için Allah kabul etsin efendim. Yarabbim. Nereliyiz? Urfa. Urfa. Evet, biz de. Urfa. Hepsi Urfa. Hepsi Urfa, Allah'ını seveyim. Sen nerelisin? Çok özür dilerim. Nerelisin? Antakya. Antakya. Antep. Antep, vay vay. Vielleicht heute, vielleicht morgen, ich bin ganz verrückt. In deinen Kopf keine Haare, du brauchst verrückt, ja valla. Recep Usta, afiyet olsun. Merhaba. Teşekkürler. Wie geht's? Gut. İyi misin? İyiyim. Ne yapıyorsun? Çorba? Kelepaça çorba. Kelepaça çorba. Yeah. Türkiye güzel? Çok güzel Türkiye. Ah, Türkiye. Ha, Türkçe. Türkçe ben değil, de Türkiye, ben... Türkiye. Ha, güzel güzel. Ya, Türkçe. Bilsin. Efendim ben o zannetti ki Türkçe diyor, ben Türkiye diyorum. Sonradan diyor ki Türkay. Bizler Kazakistan. Ama Türkay, şön. Yani öyle. Ya bol.
Siz Kazakistan. Kazakistan. Ne yapıyorsun burada? İş tasarım. Oo. Nasıl burası, güzel mi? Güzel. Beğeniyorsun, her zaman geliyor musun yemeğe, kebap? Evet, evet. Her zaman. Güzel, güzel. Güzel. Kelime tamosa. Zor. Okay, el salla burada, ben el sallayayım. Hadi. Efendim afiyet olsun. Çorba içiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İftarımızı açtık. Oo, Allah kabul etsin efendim. Nasıl bir yer burası, mekanımız? En güzel yerlerden birisi. Devamlı geliyorsun galiba. Devamlı buradayım. Helal evet, olsun. Devamlı buradayım. Cuma Baba sana özel bir gün tayin etsin. Hepsi bizden olsun. Tamam, teşekkür Allah ederiz. Neredeyiz? Tamam. Ben Manisa'lıyım. Manisa'ya buradan selam et salla. Aslan abim benim, evet. Kimisi Manisa'lı, kimisi Hatay'lı. Yemin ederim ellerimle yaptım. Adam orucunu kendiyle bozuyor. Helal olsun sana be. Hayır, onu da bozmadım ben. Daha önce yedin. Tabii canım. Afiyet olsun. Şimdi... Yok, koy bunu bir tane ağzına. Ellerimle pişirdim. Yengeye de parça. Ya şimdi yenge ya. Bakıyorsana Semra Hanım. Kendi ellerimle yaptı da dedi yani, evet. Gördüm. Yengem. Efendim? Kendi elleriyle yaptı. Evet, buyurun hanımefendi. Çekil. Alabilirsek süper olur. Evet. Semra Hanım bu işi biliyor. Kim olmuş ama kızarmış. Hatalı değil ama biliyor. Bayburtlu. Kesinlikle. Hmm. Evet. Ye bakalım yenge hanım. Yenge hanım, Semra hanım. Gökhan'la tatlı yollar. Evet efendim. Guten Abend, Montag, Sonntag, Dienstag. Jawohl. Wenn wir in türkische Atmosphäre sind, ist sehr schön. Ja, efendim, Türk restoranların en güzeli Wedding'deki restoran Baba Sultan diyor hanımefendi. Sind wir sehr zufrieden von Türkei. Hep Türkiye olduğu için. Çok memnunuz diyor, Türkiye'den de daha çok memnunuz evet, diyor. Evet, und Sie auch? Ich auch. Oh, schmeckt gut. Sehr gut. Jawohl, jawohl. Ich bin eine Freundin von Türkischen. Yo, benim çok güzel arkadaşlarım var, Türk arkadaşlarım. Gepes inen unsere Restaurant. Wunderbar. Wunderbar. Schön. Extra. Helmut schön. Ja. Kennen Sie Helmut schön? Nein. Helmut Schmidt? Es gab meine zweite. Kommt. Nein. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Gefällt Ihnen hier? Sehr gut. Jawohl. Evet. Und Belgien, Bayern München, diese Jahre gut oder Dortmund? Dortmund. Oh, Dortmund. Und bei Türkei in Istanbul, immer Galatasaray, wie immer. Jawohl. Immer Galatasaray. Sie geht jeden Sommer jawohl nach Türkei. Ben diyor her sene yazın giderim Türkiye'ye diyor. Welche Stadt? In Türkei. Na. Sag mal, welche? Istanbul. Und? Antalya. Antalya. Ja. Marmaris. Marmaris. Evet, Marmaris diyor vallahi. Helal olsun. Evet efendim. Efendim afiyet olsun maşallah. Efendim oruçlarını ne güzel kebaplarla açıyorlar. Nereliyiz? Antepliyiz. Antep. Antepliysen ağamsan paşamsan ha. Antep'in güzel kızı, çoban yıldızı yarim. Tam kıvamında tuzu, Antep fıstığı yarim. Bu güzel kızı görelim abi. Maşallah. Yarın büyüyecek Antep. Ay güzel. Efendim afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Canımız. İyidir, siz sormanız. Çok güzel. Çok harika. Güzel. Her şey güzel. Evet efendim. Guten Appetit. Şu an? Gol. Ya? Mm. Lekker. Ya var. Hepsi, herkes beğeniyor burayı. Değil mi? Sen nasıl beğendin burayı? Çok güzel. Vallahi. Tamam. Nerelisin? Devamlı geliyoruz. Bulgar. Bulgar. O ne güzel. Sen? Ben de Bulgaristan. Sen? Ben de Bulgaristan. Olsun. Şu... El sallayın buraya Bulgar'a. Onlar da bizim kardeşimiz. Nasıl restoran? Çok güzel. Biz çok devamlı güzel müşteri içiyoruz. Devamlı yani müşteriyiz ya Semra Hanım. Bak evet, görüyorsun. Evet efendim. Bizde ayrım yok efendim. Dil, din, ırk, mezhep yok. Herkes gelir, başımızın üzerinde yeri var diyorlar sevgili Ayhan Bey, Semra Hanım ve Cuma Bey. Bizde ayrım yok. Herkesin uğrayacağı bu lezzet durağında herkes bizim misafirimiz diyor. Baş tacı. Değil mi? Sen ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Berlin'in bir numarası Baba Sultan diyorum. Vay bu kadar. Alman da öyle diyor. Burada diyor Türklerin en güzel... Sorarsanız sorun hepsi aynı. Sen ne diyorsun? Baba Sultan'dan başkasını tanımazdım. Vay.
Çok değişik laf söyledi. Vallahi billahi. Helal olsun. Sen de Urfalısın. Urfalıyım. İyi Allah. Urfalı. Ezelden mi? Ezelden. Söyle bakayım nasıl o şarkı? Urfalıyam, ezelden gönlüm geçmez güzelden. Gönlümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden. Bravo. Ezelden vay. Ağam olansa Ömer. Paşam olansa sen Ömer. Evin yıkılmasın Ömer. Evet, Ramazan yolculuğu devam ediyor. Hep beraber. Ramazan yolcuları devam ediyor. Hayırlı günler. Abi buyur baba. Buyur. Sana başka bir şey sorayım. Buyur. Şimdi Urfa'nın tabii kebabından tut da patlasına kadar çok meşhur şeyler var. Fakat evet. En meşhur iki tane büyük olay var ki dünyaya mal olan. Nedir o? Biri Fırat. İnsanların tarihi milattan önce 5000 yıla dayanırdı. Ama Urfa'da bulunan tarih kalıntılar dünyada değişiklik yarattı. İnsanlığın tarihinin 10.000'lerce sene önce İsa'dan 10.000'lerce sene olduğu, o da Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Çok önemli. Urfa'da. Urfa'da. Ben bunu Urfalıların bazıları bilmiyordur ha, yemin ediyorum. Bak birçoğu biliyor, evet. Birçoğu da bilmiyordur. Biz onu söyleyelim. Dünyanın kültür mirasıdır ve insanlık tarihinin milattan önce 10.000 sene önce başladığından, hatta daha da geç başladığından en güzel kanıtı budur. Bir de Urfa'nın meşhur bir hayvanı var, biliyor musun nedir? Nedir? Kel aynak. Ne demek o abi? Bak abi, üstte bir resim var ya. Evet. Leyleğe benzer ama leylek değildir. Urfa Birecik, evet. Efsane değil mi? Tabii. Tavuğa benzer, tavuk değildir. Ayrı bir, o da özel korumaya alınmıştır. Şimdi tek Urfa'da. Midir o yani? Tabii. Yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde başka yok. Anladım. Bir orada vardır. Nesiller bitmek üzere, onun için Bakanlık, Kültür Bakanlığı onun neslini çoğaltmak için büyük mücadele veriyor. Kel aynak. Evet. Evet efendim, görelim. Kel aynak. Yalnız Urfa, Birecik'te kel aynakların yetiştiği, gelip yuva kurduğu yer. Ama dediğim gibi tarihi kalıntıları çok önemli. Dünyaya örnek olmuş, dünya kültür mirasına girmiş bir yerdir Göbekli Tepe. Ve tarihe yeniden yön veren bir şeydir. Yani Einstein'ın formülü gibi. Yemin ediyorum, helal olsun sana Hakkı abi. Bazı bilmeyen, bu olayları bilmeyenlere aydınlattığın için. Bir öğretmendir, bir sanatçıdır, bir bestecidir, bir babadır. Adam gibi adamdır Hakkı Bulut'u alkışlayalım hep beraber. Bu güzel cuma kardeşim, güzel oldu ha. Cuma
şişirip şişirip ansız kapı çapıyor. Filaydik bu yüzden yok mu? Bitti olamadım ya. Sığar mı yüket diye bir şımar. Andrevet olmaz bu dünya. Seni yedi muslar kıran, şlangeyi laflan çıkaran. Meine dunkelsten Bänder, wenn ich dich fange, weiß du was dran. Seni yedi muslar kıran, şlangeyi laflan çıkaran. Meine dunkelsten Bänder, ya da baksan bana. Seni yedi muslar kıran. Yeah.
Thank you.
İkimiz bir fidanız, bir tane çantamız.
Hayatımı nasıl içmeyi
Fakat ben o albümdeki şarkının birini YouTube'dan yayınladım. Erken çıkarttım 28 gün önce. Şu anda o şarkı çalıyor. Ondan bir kısım Mırıdan'ı Cuma kardeşime, daha doğrusu kendime armağan edeyim de sonra Cuma Bey'e armağan edeyim. Çünkü yok, oraya armağan etmiyorum onlara. Çünkü benim hayatımdır o. Sonra diğerine evet. Okuyorum. Ses ver bana, aynı ses verin. Yani. Güneş doğup üzerimi aydınlatsa ne olur? Benim hayat ışığımı söndürüp gitti biri. Benim hayat ışığımı söndürüp gitti biri. Yıllar sonra pişman olup dönüp gelse ne olur? Kaybolan gençliğim bana, bana döner mi geri? Kaybolup giden hayatım bana döner mi geri? Son mektubu şimdi çal. Cuma Bey, kardeşimden, Tarih eşinden. Armağan ediyorum. Ayrıca burada kim bizi dinliyor? Kim ekran karşısında dinliyorsa bizi armağan ediyorum. Şöyle bir ayak kalkar bulmak istiyorum. Eser zor çünkü oturuyorum diye. Yazdığım son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimeni. Demek yalanmış aşkın sevgimde. Mutlu oluyorsun sensiz olur. Eserli artık neyi değiştirir ki? Elinle kalbini kaldım demek ki. Ben kendimle de gün görmedim ki. Son darbeyi vurdum son. Demek ki ben zaten dünyada gün görmedim ki.
olsan da bu son Lost.
Efendim burası Baba Sultan'ın ikinci mekanı Müllerstrasse 132. 132. Evet. Çok güzel. Bu da Berlin'de. Muhteşem bir yer. Fakat ben yine vatandaşlardan özür diliyorum kıyafetim için. Çünkü soğuk bir hava. Çok üşüdü. Ben üşüyordum onun için. Bu adam üşümüyor. Kıyafetinde o ne var? O bana ki göre daha genç. Kıyafetinde ne Baba var? Benden Sultan kebabı yemiş ondan. Güzel, güzel. Ben henüz yemek şey yemedim. Yaptı. Henüz yemek yemedim. Ya hayır, soğuktan ya koruması bu, için giydim. Zaten sen Almanya sıcak diye palto getirmemişsin. Getirmedim. Bu da Yunus'un... Yunus'un paltosu, Yunus'un paltosu. Bu da popon palto. Bu da efendim baba ben bak, sultanın. Ben böyle dolaşıyorum ben. Bak, maşallah, maşallah. Bak, şimdi baba sultanın kebabını yedin. Nasıl? Ben böyle demin dolaşıyorum. Demin kebap nasıldı? 10 numara. Başka ne yedin? La künefe yedin bir de sen ne konu? Tabii ya. Evet efendim. Biz ne künefe yedik, ne kebap yedik. O yedi durmadan. Belki de ondan oluyordu. Ama dediğim gibi yedi yarasın evet kardeşimize. Baba Sultan demek burada Berlin'de kalite demek efendim. Neymiş burası? Kalite demek Baba Sultan. Evet. Kalite. Neresi burası? Kalite. Nasıl bir yer peki burası? Ben buranın sadece çorbalarını seviyorum. Vay aslan kardeşim İşken benim. Sen nasıl? Kalite iyiyim sağ olun. İyi. Baba Sultan kaliteli. Kaliteli. He. Her zaman Yunus burada baba mısın? Burada mısın? Her zaman buradayım. Tam Real'ın karşısı efendim. Bu güzel Müllerstrasse 132'de. Evet abi şöyle bir görelim abi burayı. Komple görelim. Sevgili Ayhan abi nerede? Gel abi. Ayhan abimiz. Şimdi bu burası Müllerstrasse. Evet abi burası evet. Müllerstrasse 132 numara. O wedding'teki aynı güzellikler de var burada. Aynı zaten. İndirim aynı, lezzet aynı. Aynı hepsi. Prodüksiyonumuz hep aynı yerden çıkıyor zaten. Lezzetler bir, kalite aynı. Değişim patronumuz merak Cuma ettim. Meslek şu andaki göreviniz genel müdür. Hayır. Ben kendisi söyleyemez mi? Evet. Bırak kızım. Ben öğrenmek istiyorum vatandaşlık. Abimiz bizi tanıyor daha önce de. Ya ya diyor diyor ki. Ben televizyon anlatmam diyor yani. Ben işletme sorumlusuyum. Evet. Genel koordinatörümüz. Demek ki bütün başarı kardeşimin büyük payı var. Sağ olasın. Allah razı olsun. Onu demek istiyorum. Tabii ki ekip olarak bunlar tek başına olmuyor. Evet, şey var. Hele Cuma Bey oturup kendisi yapar kebabını. Vallahi billahi. Ya tabii ki zaten bu işle uğraşan insan anlamazsa hep aldatılır. Ben yani bu işi bilmek zorundasın. Bu işi bilmezsen Gökhan aldatılırsın. Devamlı restoranlar açtı Türkiye'de. Evet. Her bir restoran biliyorum. Vallahi biliyorum. Tabii. İşi biliyorum. Ama işi bildiği için de hem sen hem o yediniz, karnınızı doyurdunuz.
Ama ben aç geldim sen buraya. Ama niye Ayhan Bey'e gelmedin? Çünkü ben şarkı okudum. Ondan sonra program bitti. Bir dakika sefer... Ama orada bir tane şey götürdüm böyle dönerli... Yok ya. Olur mu ya? Ben benim değil oturan müşterinin açılışı. Müşterinin de benim değil Allah'tan korkum ya. Vallahi ben yemedim billahi. Kastamonlu babanın o verdiği şeyi. Ya orası yani. Başka burası başka geldik Baba Sultan. Efendim burası Baba Sultan. Allah Allah. Evet burada. Şimdi Resident Strasse'ye gidiyoruz efendim. 3. şubesine. Nereye gidiyoruz? Ben bilmem onu söyle sen söyle. Baba Sultan da üstünde. 3. şubeye gidiyoruz efendim. Evet, buyurun efendim gidiyoruz. Hakkı Baba burası neresi biliyor musun? Bu bizim Cuma kardeşimizin 2. mekanı. Bu Müller Strasse 132 mekan bu. Bak görüyorsun. Her şeyi görüyor. Muhteşem bir... Evet. Muhteşem bir görüntü. Evet burası. 2. yer efendim. Müller Strasse'deki güzel bir restoran Cuma Bey'in. Dedim ya vatandaşlarımızın Avrupa'nın herhangi bir şehrinde başarılı olduklarını gördüğüm anda ben şahsen vatandaş olarak büyük sevinç duyuyorum. Evet. Ayrıca Baba Sultan'ın bu mekanlarındaki yemek yahut da vatandaşın hizmetine sunulan ürünler çok mükemmel, Cuma taze Bey, ve güzeldir. Şimdi biliyor abi hep evet, abi. Urfalı ustalar, Antepli ustalar hepsi burada efendim değil evet. mi? Evet. Az önce 1. mekanda Wedding yaptık. Çok muhteşem Şemra Hanım da oradaydı. Evet. Muhteşem bir dinleyici de vardı. Müşteri de vardı. İftarlarını orada açmışlardı. Onlarla birlikte olduk. Onlarla tabii beraber olmak büyük bir haz verdi bize. Sevinç duyduk. Vatandaşlarımızla baba beraber olmakta. Baba gel. Şu anda da, dediğim gibi Allah hayırlı işler versin. Orası Wedding, burası Müller Strasse. Tabii biz sen bunları biliyorsun. Evet. Almanya'da büyüdüğün için. Her yeri biliyorsun. Almanca da biliyorsun. Evet abi. Anlaşıyorsun. Ben sadece ben buyum. Das bin ich diyorum o kadar. Ben şeyi sormak istiyorum. Cuma Bey'in mekanı burası. İşimle ilgili. Ben onu onu soracaktım. Evet. Bu kaçıncı şubesi? Burası 2. Şimdi biraz sonra Biz şimdi 2.'ye mi geldik? 2. efendim. Burası Müller Strasse. Biraz sonra Resident Strasse'ye gideceğiz. Burada da sevgili ustalarımız çalışıyor. Evet. Her yer aynı güzellik. Bunlar bizim o büyük firmalar gibi evet, çok geniş her bir mekan. Aynen. Çok geniş bir mekan. Şubesini göreceğiz mi burada? Her şeyi göreceğiz baba ya. Zaten baba Sultan. Evet, şimdi şeye gidiyoruz. Şimdi Resident Strasse'ye gidiyoruz. 3. yerine. Hadi gidelim bakalım. Babaların sultanı Resident Strasse'de. Bak ne yazıyor burada. Baba Sultan. Evet. Evet. Efendim burası Resident Strasse belli. Evet. 3. şubesi. 3. şubesi. Evet. 3. şubesi. Baba nerede? Hakkı baba. Gel. Acıkmış o. İçeride. Baba hayır susadı. Allah aşkına. Susadım bayağı. Çeşmeye. Varmaz olaydım. Kararım. Susadım çeşmeye. Ah. Varmaz olaydım. Bir daha susadım. Susadım çeşmeye. Ferit Tayfun'un şarkısını okudu. Elinden bir tas su içmez olaydım. Ben içtim geldim baba. Yolum düştü köyünüze gelmez olaydım. Evet geldik ama. Burası efendim. Baba Sultan'ın kaçın mekan oluyor üçüncü bu? Burası efendim. Üçüncü. Resident Strasse'deki burası Baba Sultan. Meşhur köfteci diyor. Sarma baklava, şöbiyet, baklava, kadayıf, künefe, aşure, sütlaç. Evet efendim, geldik buraya, lahmacun, falafel, inegöl köfte, bir kuzu şiş, tavuk şiş, saç kebap, soruk kebap, bin kebap, köfte, dana büftik, böftek, birecik kebap ve de hellim peynir efendim. Hepsi orijinalde bizim Wedding'deki Baba Sultan'ın aynısının, tıpkısının aynısı efendim. Merak ettim. Baba Sultan'a 3 yere uğradık. Evet. 1. yerde ne yedin? Ben mi? Evet sen. Biz hiçbir şey yemedik. Vallahi bir şey yemedik abi. Çekimizden ama çalıştık. Allah Allah. Ben künefe yedim sadece. Bir şey yememiş künefe. Ben mi istediğim zaten oydu ben onu yiyemedim. Ya biz iftardan afiyetler sonra. Afiyetler olsun. İftarı başka yerde yaptık. Hani, peki. Evet. İftardan sonra orada. Evet. Şimdi şey var ya neydi o? Hani... Görmüşsün. Katmer mi? Künefe mi? Ne diyorsun? Yok o böyle şey. Soğanlı muğanlı. He. Tas kebabı. Yok, saç kebabı. O şey ya. Abi. Saç.
Gel Ayhan abi. Buyur abi. Bu hani gördük ya dedi sana bu ne? Sen saç kebabı dedi. Nedir o? Saç abi. Saç. Öyle yani, soğanlı muğanlı. Sacak koyar da saç. Evet, onu yapacaksın. Tamam biraz abi. Sonra yapacaksın. Hemen abi yaparız abi. Baba yiyecek. Yes, yok ben yemeyeceğim. Ya biz evlat yiyecek. Sadece espri yaptık. Yesek de sağ olsunlar, yemesek de sağ olsunlar. Cuma abi sağ olsun. Onlara burada hayırlı işler dileriz. Sağlık dileriz, mutluluk dileriz. Bizim buradan Cuma abiye bir mesajın var mı? Sevgili nasıl Cuma olsun kardeş, şu anda sen Urfa'nın en güzel yerinde oturuyorsun. İyi biliyorum da. Bütün senin şahısından bütün Urfalılara selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ondan sonra bütün selamlar, sevgilerimiz ülkemizin neresinde insanlarımız varsa hepsine olsun. Baba herkese Sultan'dan sağlık diliyoruz. Baba Sultan'dan evet, selamlar, evet, sevgiler. Sen ne diyorsun baba? Vallahi ne Cuma diyeyim ki ya. Bu gördük ya, canlı da seyrettirdik. Canlı da seyrettirdik. Evet hakikaten ha. Bütün seyretti canlı. Evet, evet efendim. Evet diyoruz ki Baba Sultan, baklava, köfteci, çorbacılar kralı hepsi burada. Baba Sultan nerede? Residenzstrasse 138 burası. Bir de Red neydi orası? Hayır bizim gittiğimiz ilk yer. Leopoplas. Tamam da ama isim. Wedding. Biri Wedding'de, biri Müllerstrasse ve burası Residenzstrasse. Neresi? Baba Sultan! İşte Baba Sultan! Evet Ayhan abi, burası üçüncü yer. Evet abi. Strasse burası. Burası Residenzstrasse 138 numara evet, üçüncü abi. Üçüncü şubemiz abi. Bir tanesi numara. Wedding. Bir tanesi Müllerstrasse. Müllerstrasse 132 numara. Burası da Residenzstrasse. Ondan sonra bir de 38. Sizin karşınızda bir kafe var, onu çekeceğiz. Evet abi. Demek ki Berlin'de 63 demek bizim Cuma abi gelir. Ondan sonra lezzet demek, burası demek, üç yer demek değil mi efendim? Evet. Evet, burası da kesinlikle Residenzstrasse. Sevgiler sunuyoruz. Şimdi gidiyoruz yenge hanım Semra Hanım'ın çalıştırmış olduğu kafeye. Değil mi? Evet abi. Hadi bakalım. Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Gidelim abi. Merak etme sen. Evet efendim, kafe bar 63'teyiz. 63 demek Urfa demek efendim. Sevgili Baba Sultan Urfalı olduğu için burada kafe bar 63 efendim. Sevgili yengemiz Semra Hanım bakıyor buraya. Çok güzel bir yer. Kafe, salonu var. Kafe içiyorsun. Oyunlar var. Ne istiyorsan içeride kahveni iç. Kahvaltını da yap istiyorsan. Değil mi efendim? Neler var burada içeride? Anlat bakayım. Otomatlar var. Otomatlar yandı. Kumarhane. Başka ne var? Bilirsin balim ne var. Evet. Baba Sultan'ın güzel mekanı burası. Evet. Evet. Nasıl? Meşhur. Aran iyi mi patronla? Süper. Oldu. Zupa bir sen tanecik. Sen neredesin? Ben Bulgaristan. Ay el salla buradan yavrum. Hadi bakalım. Evet. Evet efendim. Burası yenge hanıma ait efendim. Ne yapıyorsunuz burada? Bu kafe barda. Vallahi, kafe var. Yani, oyunlar var. Oyunlar var. Dinleniyorlar. Kahvelerini, çaylarını içiyorlar. Ama renkler nasıl birleştirmişti bu renkleri ya? Muhteşem. Çok şu muhteşem. Renklere bakın. Evet girelim. Kafe bar 63. Helal olsun yenge. Sen kırmızı beyaz olması olmazlarımız tabii evet, ki. Evet, kırmızı beyaz. Aynen. Ne zaman öyle açıyorsun burayı? Ne zaman kapanıyor? 24 saat açığız. 24 bir saat. Evet, 24 bu saat. Bu bizim yakışıklı mı bakıyor? Evet. El salla bakayım kameraya. Ay, her zaman bakıyor musun buraya? Her zaman. Buranın müdürü de bu kendisi, evet. Evet, helal olsun. Evet. Evet efendim. Yani herkesi bekleriz buraya. Kesinlikle karşımızda bakın efendim, karşımızda Baba Sultan. Aynı mekanın sahipleri. Burada da arena var. Biraz sonra çekeceğiz. Arena gideceğiz bundan sonra. Onu da YouTube'da aynı anda göstereceğiz. Bir Wedding Strasse 132, Residenzstrasse 138 ve de Cafe Bar 63. Ondan sonra arena'ya gidiyoruz. Arena! Evet, arena'ya gidiyoruz. Efendim, Cafe Urfa. Yani Urfa'nın plakası kaç? 63. Yani 63, evet efendim. Bu güzel yeri sevgili Semra Hanım, Semra Aslan yönetmen. Yani buraları yöneten çünkü İdareci. Patron yok, burada yok. İdareci. Evet. Patron olsa da bu yeri idare ediyor. Evet. Hanımefendi bakıyor. Efendim Wedding'de karşıda bizim yerimiz. Burası da sizin yeriniz. Evet. Az önce Müllerstrasse 132 adlı
Residenzstrasse 138'e gittik. Hepsi güzel, aynı güzellikte, aynı lezzet, ustalar aynen. Tebrik ediyorum sizi. Rica Sen ederim. Ne diyorsun baba bu güzelliklere? Bu bölgede hepsine wedding mi diyordunuz? Hayır, burası wedding. Ha, wedding. Orası Müllerstrasse. Muhteşem mekanlar açmışlar. Karşıda zaten. Sultan, evet. Baba Sultan kardeşim, kendisine hayırlı işler dileyim. Özellikle mekanlar çok geniş ve o dezgâhtaki ürünler gayet güzel sergilenmiş, iştahlı. Yani karnı tok olan bile yemek acıkır, yemek yer. Acıktın ya, çattı sana. Sabahtan beri yengeciğim bunlar hepsi bol bol yemek yediler. Ben yemedim. Durmadan şikayet ediyorlar beni. Yedi de yememiş. Lan yemedim oğlum, yemedim Allah'tan yani kork ya. Yani baba sultandan bahsediyoruz. Evet. Sultandan bahsediyorum. Baba sultanı yemek yemedik. Allah nasip ederse, nasibimiz varsa biraz sonra bir yemek de yeriz. Bu mekanlar için tabi başa her erkeğin başarısının arkasında bir hanımefendi vardır. Eğer o hanımefendi başarılı ise o mekan sahibi başarılı olur. Sanatta da böyledir. Evet. Sen yani hanım gibi. Söylesene iki kelime yenge. Yani Yunus Bey'in hanımı da öyle mesela. Aynı. Hakkısı şimdi da, yenge hanıma, burada yenge hanıma konuşur musun bir şey Allah'ım? Saadet. Sensiz Saadet. Ben konuşamıyorum bu şey. Ağlar hemen ağlar ya. Vallahi canım. Alo. İki kelime söyle be. Dur aratma adamı. Evet. Sensiz Saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Tamam, güzel ne yapsam silemem ki. Bilemem ki böyle şarkıyı. Bilemem ya. Ki vallahi bilsem ben de söyleyemem. Hayır. Ki yengenin ismi geçti. Semra Saadet dedi. Saadet. Hayır, Semra yengeye demedi. Saadet, Saadet sana ve kızlarıma, çocuklarıma, hatta torunlarıma, eniştelerime çok selam sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'deki herkese bu selam sevgilerim. Sevenlere, hatta bizi sevmeyenlere de en derin selam sevgilerimi gönderiyorum. Semra Hanım, dediğim gibi her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi var. Benim eşim de sanatım için hep arkamda kaldı. Hiçbir zaman bana köstek olmadı. Dolayısıyla eğer başarım varsa bunda büyük payı da eşim Saadet Hanım'a aittir. Ama Cuma Bey de. Cuma Bey, onu söylemeye çalışıyorum. Cuma Bey başarılarında da elbette Semra Hanım'ın çok büyük bir rolü vardır. Kendilerine ondan işten önce mutluluklar diliyorum hayatım boyunca. Ondan sonra da işlerine de başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah herkesin işini de doğru götürsün. Ama en büyük servet de sağlıktır. Mutlaka. Sağlık, mutlaka. Sağlık, sağlık. Şimdi sağlık, sağlık tabii versin. En güzel sağlık. Ama yenge de diyor ki bu güzel toplum ne güzel konuşuyoruz. Mekanlarımızı gördünüz. Bir falcı, onu çok merak ediyorum. Yani. Onu istiyorsa okuyorum. Evet. Bir falcı bularak açtım ellerimi, avuçlarıma bakıp bakıp boynunu büktüm. Söyle be falcı, çekinme dedim. Biliyorsun zaten dedi. Bahtın kara senin belli. Yazmış bunu Mevlam sana. Değiştirilmez hiçbir yönü garibim of. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurbanı oldum. Ne suçum günahım vardı Tanrım, bütün dertlerin durağı oldum of. Ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarın kurbanı oldum. Ne suçum günahım vardı Tanrım, bütün dertlerin durağı oldum of of. Allah aşkına. Harika, muhteşem tabii ki. Yıllardır. Bak, söylemedi, ben söylüyorum. Yani. Hiç çok eski. Hep aynı. Hep aynı değil mi? Az önce de müşterilerimizle sohbet ettik. Gerçekten hiç değişmemişler diyorlar. Üçü de. Evet. Tabii sağda ben değilim. Yunus Bey de öyle. Gökhan Güney kardeşim de öyle. Aynen albümdeki gibi okuyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor ya. Kesinlikle. Sizler de dinlemekten zevk alıyoruz, mutlu oluyoruz kesinlikle. Evet Gökhan Bey, siz ne diyorsunuz bu olaya? Valla hangi olayı söyleyeyim? Önce olaylarımız. Üç tane yer geçtik. Burası dördüncü.
Daha ya, arenamız var. Arenamız. İşte dedim ya, burada bir sistem var. O sistem tabii ki akıllı insanların yöneteceği sistem. Burada tabii müdürlerin de çok büyük. Abi, mutlaka tabii ya. Onu alkışlamak. Onun da çok büyük emeği var. Yengemin çok büyük emeği var. En büyük patronun. Anne Cuma. Cuma baba Allah'ını seviyoruz. Baba Sultan diyoruz. Evet. Onun da büyük emeği var. Şu an burada yok. Bizim raporda yaptıktan sonra. Tabii. Urfa'ya gitmek zorundaydı. Baba yolunu açmış. Sağ olsun. Orada biz canlı olarak bir ufak bir görüntü yaptık. Şeyde. Evet. Tabii bu görüntü kayıt yaparken Yunus kardeş merak ettim. Şimdi halk da merak ediyor. Semra Hanım'ı anladık. Baba Sultan'ın eşi. Yanında ona benzer bir hanımefendi daha var. Evet. Ben kardeşi de. Kardeşi belli zaten. Evet. Şimdi Yeni Hanım'ı. Evet. Aynen. Çok benziyor. Evet. Çok benziyor aynı. Baldız yani. Baldız baldan tatlı oluyor. Evet Hayan abi seni dinleyelim. Gördük her tarafı. Gezdik. Helal olsun sana. Başarılı bir yöneticisin. Estağfurullah abi ya. Hepsi güzel. Biliyorsunuz bu işler bir ekip işi oluyor. Patrondan başlayıp ta en aşağıya kadar personel dört dörtlük iyi olunca, ustaların da işi bilen ustalarla çalıştığınız zaman da ekip halinde olunca her şey güzel oluyor. Sen ne diyorsun bacı? Dülüş. Söyle ne bakayım. Ne diyeceğim? En son. Dülüşünü yap. Nasıl? Yap. Yap ama bak de hadi. Ya öyle ortam değil. Bina sen ne yapacaksın? Ortam değil. Hadi yap. Hadi bakalım. Ramazan yolcuları devam ediyor. Hep beraber söylüyoruz. 3, 4. Ramazan yolcuları devam ediyor. Evet, devam ediyor. Evet yenge hanım. Şimdi kafe bar 63'ten buraya geldik efendim. Evet. Önce gittik wedding çektik. Wedding karşınızdaki Baba Sultan. Ondan sonra Müller Strasse 132'ye gittik. Ondan sonra Residence Strasse 138. Ondan sonra kafe bar 63'e ve şimdi en son Wet Arena. Wet Arena ne demek yenge hanım? Yani bahis wet büro oluyor. Bahis insanlar futbol maç. Evet. Bahis yapıyorlar. Öyle eğleniyorlar. Gel. Bir numara diyor aman hiç baksana ya. Zaten bir numara. Wet Arena. Ne güzel. Evet. Mehmet Bey'le ortaklı mı? Yok. Ayrı. Hayır. Ayrı. Müstakil. Evet. Ama Mehmet Bey'in şey ismi var tabii. Mehmet abinin de ismi var. Aslan yani. Mehmet abi sevgilerimi iletiyorum. Evet. Tam bir güzel adrestesin. Baba Sultan bir tanedir. Sevgili Cuma abi, sevgili eşi. Yöneticiliğiyle, ustalığıyla, patronluğuyla dört dörtlük bir insan ve eşi değerli Semra Hanım. Evet burada oyunlar mı sevgili? Yani bahis yapıyorlar. Oyunlar maçlarla alakalı. Bu her dünyanın evet bütün maçları burada. İnsanlar gelip keyifle seyrediyorlar, bakıyorlar, bahis yapıyorlar. Kazanıyorlar, kaybediyorlar. Ama %70 kazanma var değil mi bu işte? Kesinlikle var. Bizim kameraman her hafta oynar. Yani hafta bol şans. Bu hafta yokum, çekim yok. Niye? 899 TL aldım diyor. 899 euro aldım diyor. 1000 euro aldım diyor. Yemin ediyorum. Yani bizde de çok şanslı bir dükkan diyorlar müşterilerimiz. Herkes her gün kazanıyor kesinlikle. Evet arena. Yani. Baba Sultan. Evet efendim geldik. Arena Sport. Burası da Baba Sultan'ın mekanı. Burası kebapçı dükkanı değil tabii. Burası ne dükkanı söyle abi? Abi burası futbol dükkanı sayılır. Vetler var. Gol. Yani bahisler var abi. Evet. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Mesela hepsi. Diyelim ki Fenerbahçe Beşiktaş oynadı. Fenerbahçe 3-4 verdiler. Beşiktaş'a 6-7. Hangisi kazanır? 6-7 değil mi? 6-7 kazanır abi. Yok ya. Bazıları mesela Beşiktaş'ı olmasına rağmen mesela Hakkı abi Beşiktaş'ı da Galatasaray ile beraber olduğu zaman efendim? Yarın Beşiktaş'ı başlayalım. Yok şu anda ben Beşiktaş'ta olsam ya arkadaş burası farklı. Bu var ya burada para dönüyor abi. Yani maddi yön dönüyor çünkü sadece örneğin iki takım karşılaşırken hangisini kazanacağı önemli değildir. Goller de sayılır. Bir iki tane gol atılır mı? Bir gol mü atılır? Beş gol mü atılır? Onunla bu şey yok. Tabii yani, var. Konuşsun sen bunları değil mi? Yakaladın seni. Hayır onu oynamıyorum. Açık konuşayım. Ben o işten anlamam.
sadece başka bir şeyle biliyorum. Mesela yarın Galatasaray ne alır diye bir şey. Değişik onlar ya. Bu arena kelimesi de ayrıca Avrupa'daki bir lügatta, bir sözdeki onların şeyleridir. Yunanlardan gelmedi biliyorsunuz arena. Da hani şövalyeler, kılıçlı, evet, kalkanlı harbiler. Herkül, Dambadis, değil mi? Yani o arena da Yunan kelimesidir. Bütün dünyaya yayıldı. Maalesef diyorum, Türkiye'de arena kelimesi girmeye başladı. Keşke girmeseydi de o başka. Ama yok ama bu maç değil, spor. Böyle Yunanmış, benimle karıştırmamak lazım. Hayır, demek ki ben Yunan o bakımdan değil. Arena kelimesinin bizim lügata girmesi, edebiyatımıza girmesi ben iyi karşılamıyorum. Mesela arena spor salonu diyeceğine Atatürk spor salonu dense. Ya olmaz, Atatürk'te kumar olmaz, yanlış. Şimdi şöyle bir şey var. Olur. Arena güzel. Al sana arena, Galatasaray'ın. Olamaz mı? Ne güzel bak, Galatasaray'ın stadın ismi ne? Arena. Arena her zaman geçerli. Spor ilgilendirir de. Uğur Dündar. Bir dakika, spor mu? Yok. Uğur Dündar, ne güzel haberleri sizin. Arena. Çıkıyordu. En üst, en güzel reytingi alıyordu. Arena. Peki, ismi güzel. Bu konuda Yunus'un söyledikleri haklı görüyorum. Devam etsin. Ben de bana göre değil. Sana göre değil böyle dünyalar. Bizim olsun güzel güzel baba sultanlar. Arenalar, kameralar, yorgunlar her taraf. Şey görüyorsun sporlar, başarılar. Vet Arena. Merhaba. Merhaba abi. Yes. Biliyorum abi. Nasılsın? İyiyim abi, sen bugün nasılsın? Bugün kazanan oldu mu fazla? Yok, olmadı. Niye? Dün oldu. Dün ne kadar aldı gülüşünüz? 7500. Bir kişi? Evet. Neyden aldı? Ne bileyim, 2-3 tane kupondan aldı abi. Bugün hangi maçtan? Juventus maçından aldı. Sürpriz mi oldu? Sürpriz oldu. Vay be, 7500. Gördün mü Ali Bey? Helal olsun. Beşiktaş'tan alan oldu mu? Beşiktaş yarın oynuyor abi. Mesela Fenerbahçe. O da dün oynadı. E nasıl, var mıydı? Dün vardı. Vay be. Bugün yok. Baba Sultan oynuyor mu Allah aşkına? Lazım. Oynuyor, oynuyor. Oynamalı tabii ki. Yaptığı işi bilmek zorunda. Ben pek anlamıyorum. Anlasam ben de oynamayı düşünüyorum. Vallahi hani şansıma bakmak istiyorum. Abi, ne güzel oynanır ya. Bak abi, hangi maç bu şimdi? Yani. Romanya Juventus. Evet, seyrediyoruz efendim. Aç abi sesini biraz. Aç. Biraz da evet, aç. İşte güzel bir mekan. Arena. Arena Baba Sultan'ın mekanı Wedding'de. Yepyeni, çok güzel, şans dağıtan süper bir mekan. Arena. Adı da başka, tadı da başka. Yayla Ramazan yolcularını sundu.